Kurabiyesi. Yarım kilo tuzsuzlor, 2 adet yumurta, 1 su bardağı ayçiçek yağı, 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1 çay kaşığı karbonat, alabildiği kadar un, 1 su bardağı toz şeker. Şimdi, hadi başlayalım. Evet, başladık. İlk önce bir kap lazım. Bir tamam, tane. Şöyle derin bir yoğurma kabı. Onun içine tüm malzemelerimizi evet, yoğuracağız galiba. Evet, yumurtamızı. Kaç tane yumurta istersin? 2 tane yumurta, birinci 2 tane. Şekerimiz vardı, bir su bardağı, onu ekledik. Gene bir su bardağı kadar sıvı yağ kullanıyoruz. Evet. Aslında kolay bir tarif. Çok pratik. Yoğuracağız. Şekil vereceğiz, fırına atacağız. Ve de lor kurabiyesinin en lezzetlisi ertesi gün yerseniz çok güzel olur. Ha, hayat yiyecek tabii. Allah Allah. Evet. Bak, bunu hiç bilmiyordum. Bunu bayatlaması lazım. Şimdi ben elimle yoğuracağım. Tamam. Bunu. Tamam. Unu da sen bana eklersin. Tamam, tamam arada ekleyeyim aynen. Sen bir kaşık daha. Besmelemizi çektik, evet. Evet. Bunları sonra ekliyoruz. Şimdi unu, birkaç kaşık un koyduktan sonra kabartma tozunu koyabilirsin. Tamam. Ben şunları iyice ezeyim. Tamam. Ay, ben çok seviyorum. Güzel böyle bir yanına çayla şu anda olabilir. Çok güzel olur hakikaten. Kahveyle de güzel oluyor aslında. Öyle bir tadı var. Evet. Bir çay kaşığı karbonat, bir çay kaşığı da kabartma tozu istiyorum senden. Bu aşamada koyduk, unumuzu eklerken. Yani, tabii. Birazcık daha koyabilirsin hayatım. Biraz koyalım. Soğudur onu da iyice. Şimdi yine koyabilirsin onu. Şimdi gene un. Tabii. Arasına koyduk, önemli mi o? Tabii tabii. Direkt şeye koymuyoruz. Yumurtaya direkt konmuyor ya kabartma tozu. Fırını da aslında yakalım. Tamam. Evet, harika. Kaç derecede istersen? 180-200 derece. Bu arada bize İzmir'den Saadet ablamız börülce getirmiş. Şöyle gösterelim. Deniz börülcesi. Evet, deniz börülcesi çok severim. İzmirliler zaten bunu çok iyi bilirler. Biz bunu haşladık. Bunun bize ayıklanmasını gösterecek. Hemen üstüne zeytinyağı, tuz, limon. Güzel böyle bir deniz börülcesi. Genelde balıkçılarda olur sarımsakla birlikte. Bunu biraz ayıklanmasını bize gösterecek. Bunu da fırına attıktan sonra evet, yaparız onu hayatım. Şuna bir şekil verelim. Tamam. Birazcık daha onu istiyorum. Tamam. Güzel oldu. Aynı senin gibi. Ay, teşekkür ederim kurabiyenin. Ay, kurabiye. Ama benim annem öyle derdi. Neden? Biliyor musun? Hıdrellez'de bize Mayıs'ın 5. günü o gece kurabiye yapar. Lor kurabiyesi haşlar, mi? Tabii. Ha. Hıdrellez sabahı bize bunu yedirir. Aa. Adettir İzmir'de. Aa, ne kadar güzel. Yumurta gibi sağlıklı o, kurabiye gibi güzel o. Der yani. Ay, çok güzelmiş. Yumurta gibi sağlıklı o, kurabiye gibi güzel o. Evet. Bu şimdi hazır. Tamam. Ben de bir elimi yıkayacağım. Tamam. Sonra beraber bunu seninle şekil vereceğiz. Şekil şöyle gösterelim birazcık. Tamam. Lor peynirleri böyle aslında minik minik parçalar halinde içinde duruyor. Güzel de bir şey. Bu yerken biraz ağza da geliyor değil mi? Tabii Saadet tabii. Abla, evet. O lorlar. Evet. Çok inceltmemeye bakıyoruz yani. Yoğurmuyoruz. Ben tabii ki çiğ kavurma hastası olarak yiyorum. Bakayım. Favori çiğ hamurum lor. Buldum. Lorlu kurabiye. Çiğ hamur sever misin? Kızım çok sever demiştim. Ben çok severim. Nasıl yapıyorsun bunu? Şimdi bunları top top yapacağız. Yüz yuvarlak yapacağız. Ondan sonra fırına atacağız onları. Nasıl olsun yüklükleri? Ben şöyle yapayım biraz. Ceviz, çok güzel. Ceviz büyüklüğünde. Bu iyi mi? Çok güzel. Bak şöyle tam top yapalım Pelin. Tam top. Onlar çünkü pişerken yayılacaklar ya. Şöyle şöyle. O yüzden biraz daha böyle top çekmek istiyorsun. Böyle yaptık biraz boşluklarla. Ben de biraz küçülteyim onu büyük yapmışım. Ay, niye ben alamıyorum şu an? Çok güzel. Başka böyle neler? Mesela sizin bayram sofralarınız nasıl? Özellikle yaptığınız şeyler var mıdır? Tabii tabii. Şimdi benim baba tarafım Arnavut, anne tarafım Tatar. Ha. Muhacırlar. İki taraf da muhacır. Baba tarafım Priştina'dan gelmiş yani. Şimdi Arnavutlar'da adet tavuklu pilav yapılır bayram sabahları. Tavuklu pilav. Evet. Sabah. Çok garip geliyor herkese bu ama tavuk hiç duymamıştım aslında böyle bayram adetlerinde. Tavuklu pilav ama annem onu tepside yapar. Hmm. Tepside pişirir. Biz sabah bu kokularla uyanırız. Oh.
Annenin kimisi tavukları. Kavurma yapar. Evet. Tavuk filan. Biz başka tatlı olarak ne yapıyorsunuz? Annem baklava yapar. Tebak biz de yapıyoruz. Ya sizin anneden geliyor sanırım bu yemek tutkusu değil mi? Annem çok güzel yemek yapar. Gösterelim. Lorlar hakikaten çok güzel gözüküyor. Şimdi şurayı esas biraz daha sıkıştıracağım. Sen hadi sıkış da ben bunları yapayım. Evet. Çünkü bize sanırım bir sıra daha gerekecek buradan. Ne kadar şişiyor? Kabaracak şimdi. Kabaracak değil mi? İşte odada yok mesela bayatlayınca daha güzel oluyor diyor. Evet. Bir gün bekleyebilecek misiniz bir gün acaba? Ben bekleyemem. Ben 15 dakika zor bekliyorum yemek yemek için. Hele bu kadar kokuları burnumuza kadar gelmişken. Ama mesela saklarız. Biraz yarın da yerim tamam, ben. Tamam yarın da yiyin. Yarın daha güzel olacak çünkü. Son birkaç tane oldu. Kaç tane kaldı? Son, bunu da ben alayım. Tamam, hadi onu da sen al. Ben bir ellerimi yapayım. Allah ağız tadımızı bozmasın. Amin. Başı sağlık. Bunun üstüne yumurta hiçbir şey sürülüyor. Böyle pişecek bu. Böyle annem pişecek buna ne yapar biliyor musun? Toz şekeri batırır. Üstünde kristal toz evet. Şeker doldurur. Ben onu biliyorum. Onu bir yerde görmüştüm. Yapalım. Yapalım istersen. Birazcık mı? Çiğ halindeyken batıracağız değil mi? Tabii, ya da tabii. Biraz şöyle serpiştiririz. Tamam dur ben elimi yıkamayayım o zaman. Dur o zaman şöyle yapacağım. Birazcık toz şeker koyayım. O güzel oldu. Onu biraz da tarifimize ekleyelim. Aslında hazır yeri gelmişken söyleyeyim. Yeri gelmişken aslında şu an hiç alakası yok ama. Şevketi Bostan. Ay şahanedir. Evet. Çok güzel bir sebze. Evet. Bir yerdeymiştim İzmir'de bir balıkçıda. Böyle levrekle falan böyle karıştırıp böyle soslu yapmışlar. O da çok güzel olmuştu. Muhteşem. Tüylerim diken diken oldu. Bak ot deyince ben böyle oluyorum. Efendim bir İzmirli'ye ot deyin tüyler hemen diken diken olsun. Aynen öyle. Son 3 tane kaldı. Onları da yapalım. Çok güzel. Harikasın. Güzel aklına geldi. Sade tatlı tabii, bu. Böyle yap. Bunu böyle çıtır çıtır bütün tatlı kurabiyelerini yapabilirsin bunu. Ha öyle mi? Tabii tabii. Evet, evet şimdi. Hadi fırına atalım. Kaç tamam. Dakika pişecek? 15-20 dakikada pişer. Isındıysa fırın. Tamam. Bakarız. Kontrol ederiz. Bana sen aç o zaman. Ben elimi değdirmişken. Tamam, sonra ellerimizi bir yıkayalım. Dikkat et. Fırın sıcak. Evet şöyle alalım. Heh, çok güzel. Harikasın. Ayrıca bir de kontrol